LGS'ye son 84 gün, hayallerimiz için, güzel günler için 84 gün kaldı. İnşallah sınavımıza gireceğiz ve sınavdan çıktıktan sonra da dinleneceğiz, ohp edeceğiz, tercih sonuçlarımızı bekleyeceğiz. Ama 84 gün daha dişimizi sıkalım ve ardından da hayallerimize kavuşalım. Günün sözünde Benjamin Disraeli diyor ki: Büyük düşünceleri besleyin, besleyin. Çünkü düşüncelerinizden daha yükseğe çıkamazsınız. Yani esasla anlatmak istediği şey şu. Hayallerinizi yüksek tutun diyor. Yani çok iyi okullar isteyin, çok iyi başarılar isteyin, çok güzel hedefler koyun kendinize ve bunu her seferinde yüksekte tutun ki bu sayede daha iyisini yapabilirsiniz. Yani ya ben zaten bunu yaparım derseniz ondan düşün yaptığınızda mutsuz olabilirsiniz. Dolayısıyla hayallerimizi yüksek tutacağız, hedeflerimizi yüksek tutacağız. Sonrasında çalışıp tevekkül edeceğiz. Günün yorumuna baktığımızda lütfen soruma cevap verin. Cevap verirseniz çok sevinirim demiş. Sorum şu demiş. Neşe Polat 80 beğeni almış. Diyor ki. Tüm derslerde çok başarılıyım. Matematikte de işlem yapabiliyorum. Kitap da okuyorum. Paragraf da çözüyorum. Paragraf da çözüyorum. Burada daha yayralım. Paragraf da çözüyorum. Ama problem çözemiyorum. Ne yapmalıyım? Bu gerçekten birçok öğrencimizin temel sorunu. Yani yeni nesil matematik sorularıyla alakalı birçok öğrenci gayret göstermesine rağmen e, ee, birçok soru çözmesine rağmen sıkıntı yaşadığını söylüyor. Bununla alakalı bizim ilk başta söyleyeceğimiz şey şu. Asla vazgeçmememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani belki bambu ağacının hikayesini biliyorsunuzdur. Yani bambu ağacını toprağa ektikten sonra bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Hiçbir tohum, tohum atıyorsun, tohumu ekiyorsun. Ardından bekliyorsun hani Bekleyeceksin ki hani bambu çıksın diye. Bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Günlerce bekliyorsun. Çık bir şey çıkmıyor. Aylarca bir şey çıkmıyor. Yıllarca bekliyorsun. Belli bir süre sonra, bayağı bir yıl geçtikten sonra bir anda kısa süre içerisinde çok hızlı bir şekilde uzuyor. İşte matematikte de öyle bir durum var. Birazcık sabretmek gerekiyor. Sabrettikten sonra zaten çorap söküyor gibi tüm sorular gelecek. Peki sabretmekten kastınız ne hocam? Oturup bekleyecek miyiz? Hayır. Bununla alakalı mutlaka mutlaka belirli seviyedeki sorularla başlamalısınız. Yani hemen yeni nesil sorulardan başlamak olmaz. Belirli seviyedeki sorularla başlamalısınız. Belirli seviyedeki soruları çözdükten sonra ardından üst seviye sorulara geçeceksiniz. Üç yeni nesil sorular. Yeni nesil soruları da arkadaşlar çözerken ilk başta hemen matematikte bir soruya iki dakika veriyorlar değil. İlk başta belki bir soruya yirmi dakika vereceksiniz. Belki on dakika. Sonra zamanla sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki zamanla bu süreniz azalacak. Yani İlk başta yapamayınca vazgeçmiyoruz. İlk başta uzun sürede yapınca vazgeçmiyoruz. İlk başta yanlış yapınca vazgeçmiyoruz. En önemli unsur esasında vazgeçmemek. Çünkü birçok kişi vazgeçiyor yani ben yapamıyorum diyor vazgeçiyor. Siz vazgeçmezseniz ve belli bir sistem dahiline giderseniz bunu çok rahat yapabilirsiniz. Diğer bir şey hatta bununla alakalı size bir kitap önerim de olacak birazdan. Türkiye genelinin LGS denemesini nereden alabilirim demiş Neşe Polat. Bunu Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından alabilirsiniz. Çok önemli bir deneme. Buraya da mutlaka girmenizi istiyoruz. Bunu aldığınız zaman zaten Türkiye'nin en kaliteli sorularıyla karşılaşıp tam da LGS ayarında sorularla tüm konulardan olan sorularla karşılaşıp ardından da Türkiye'deki sıralamanızı öğreneceksiniz. Hatta bunu 27 Mart'ta saat 10'da birlikte Pomodoro eşliğinde hep beraber çözeceğiz. Binlerce öğrenciyle inşallah. Sizler de o zaman çözebilirsiniz. Öncesinde de çözebilirsiniz. Ama hem eksiklerinizi görmek hem de LGS'ye girecekler arasındaki sıralamanızı öğrenmek için bu denemeyi mutlaka Tomik kitapçılarından ulaşın. Neşe'cim Tomik kitapçılarından ulaşabilirsin. Şimdi hem bu soruyla bağlantı olarak günün kaynağında ben esasında problem bankası olarak seçmek istedim. Neden? Çünkü esasında Neşe Polat'a dedik yani vazgeçme, belirli seviyedeki sorularla başla ve yeni nesil soru çözdük. Bununla alakalı biz yeni nesil problem bankası hazırladık. Burada mantığımız şuydu. Öncelikle gösterelim. Şimdi diyelim ki şu zorlayıcı soru, zor soru. Direkt bu sorudan başlıyor öğrenci ve morali bozuluyor. Diyor ki ben yeni nesil soruları yapamıyorum. Diyor. Çözümünü izliyor, sıkıntı yaşıyor. Biz dedik ki bunu nasıl yapabiliriz? Bu öğrencilerin bu sıkıntısını nasıl halledebiliriz? Önce buradaki soruyla bağlantılı yani çarpanlar ve katlarla bağlantılı çok temel yeni nesil yeni düşünme gerektiren ama çok esasında zorlayıcı olmayan temel bir soru hazırladık. Sonra yine bir temel soru pekiştirsin diye. Sonra biraz ortalaştırdık bak birazcık zorlaşmaya başladı. Ama hala bu zorlukta değil. Sonra biraz daha orta bak gittikçe kızarıyor gördüğünüz gibi. Ve kızardıktan sonra artık ortadan artık zora geçiyor. Yani morarmaya başlıyor. <laughs> Tabii korkmayın arkadaşlar. Ortadan zora yani yeşilden kırmızıya önce kızartıyor sonra morartıyormuş gibi duruyor ama hayır. Esasında bunu yapan sizsiniz. Bu soruları yaptıktan sonra zor soruyu da siz diyeceksiniz ki artık senden korkmuyorum. Al bitti. Niye? Her bir soruyu yaptığınızda takıldığınız soruların çözümünü zaten uzman hocalar size izah edecek. Veya da başka bir konuda. Mesela çarpanlar katlar 2'den sonra şöyle biraz daha ileri gidelim. Karakürk ifade. Önce kolay bir soru. Tamam. İşte 9, 3 kere 3, 9. 3'ün karesi tamam bunları bildik. Tam kareler. Sonra burada biraz daha, biraz daha orta seviye. Biraz daha zor, en sonunda zora geçiyor. Ve bu zor soruları da çözebilecek hale geleceksiniz. Sonrasında tabii ki diğer kitaplarımızdan, zoru bankalarından, zor ötesinden de soru çözebilirsiniz. Ve her biri de yeni sınava uygun bir şekilde yeni nesil sorularla dolduruldu. Ama ilk soru birazcık kolay hazırlandı ki önce size bir ısındırıyor yani yeni soruya ısındırıyor sonra sonra geçiyor. Dolayısıyla yeni nesil problem bankasının da size çok faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Matematik sıkıntısı yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Adana Seyhan Fen Lisesi günün okulu gerçekten efsane bir lise. Benim en samimi biri Cerrah Paşa Tıp İngilizceyi okumuş. Şu anda da doktor olan Ayhan ismi hatta kendisine buradan selamlarımı söylüyorum. Adana Seyhan Fen Lisesi'nden mezun. Bak hep tıplar, diş hekimlikleri, hukuklar, mühendisler havada uçuyor. Çok güzel bir lise. Burayı da inşallah sizler hak ediyorsunuz. Bu lisede sizleri hak ediyor. Niye? Çünkü sizler süper çalışkan, gayretli, asla vazgeçmeyen, mutlaka mutlaka sonuna kadar ısrar eden e, öğrenciler misiniz? Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Türkiye genelinde LGS denemeyi mutlaka mutlaka en kısa sürede tohum kitapçılarından alın. Hadi bakalım görüşmek üzere.